Hikaye zamanı. Gölde kocaman ağzı olan ama hiç konuşmayan bir şey gördüm. Büyük bir gürültü oldu. Su köpürdü. Ne olduğunu anlayamadım. Korkudan bir taşın arkasına saklandım. Gürültü bitince o gördüğüm şeyin yanına gittim. Öyle olduğu yerde duruyordu. Çok garip bir görünüşü vardı, demişim. Anne balık da meraklanmış. Haydi beni oraya götür, demiş. Sarı balık annesiyle birlikte ayakkabının olduğu yere gitmiş. Heyecanla ayakkabıyı annesine gösterip, işte anne bak bu garip şeydi. O gürültüyü çıkartan, demiş. Anne balık bir gölün yüzeyine bakmış, bir de göle atılan nesneye. Çünkü bu nesnenin ne olduğunu biliyormuş. Bu nedenle biraz kızgınmış tabii ki. Sarı balık ise heyecanla annesinin vereceği yanıtı bekliyormuş. Anne balık, bu bir ayakkabı yavrum. İnsanlar ayaklarına giyer yürüyebilmek için. Yıllar sonra köpüğün üstünde yüzerken insanların ayaklarını görmüştüm. Yıllar önce. Üstünde yüzerken insanların ayaklarında görmüştüm. Benzerlerini, demiş. Sarı balık şaşırmış, bulup bulup diye sesler çıkararak annesine sormuş. İnsanlar giyiyor madem. Devam ediyoruz. Madem ne sürünmüş bu ayakkabı denen şey, İnsanlar bazen eskiyen eşyalarını çöp biriktirilen yerine, denizlere, göllere atarlar. Çevrelerini kirletirler. Onlar canlıların en sorumsuzlardır. En sorumsuzudurlar, demiş anne balık. Anne açıklama yaptıkça sarı balığın şaşkınlığı daha çok artıyormuş. Öğretmenimiz Bay İstakoz, çevremizi gölümüzü kirletirsek yaşamayız, hastalanırız, demiş. İnsanlar bunu bilmiyorlar mı? Onlar okula gitmiyorlar mı? Diyerek annesine tekrar sormuş. Anne balık yüzüne asarak sorumsuzluklarını yerine getirmeyen insanlar bunları yapıyor. Ama biz balıklar onlar gibi olmayacağız. Gölümüzün temiz kalması için yüzgecimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Tamam mı benim minik sarı balığım, demiş. Sarı balık ve annesi üzgün bir şekilde yüzerek oradan uzaklaşmışlar. Onlar uzaklaşıp giderken gölün üstüne kalıplar, plastik şişeler asılmış. İnsanlar bu sırada gölün çevresindeki yeşil alanda piknik yapıyorlarmış. Çünkü bütün attıklarını da göle döküyorlarmış. Sarı balık ve annesinin oraya ne için geldiğini fark etmemişler. Ertesi gün sarı balık arkadaşı alabalığı ayakkabıyı göstermek için çağırmış. Alabalık, dün göle insanlar ayakkabı attılar. Gel sana göstereyim, demiş. Alabalık da ayakkabının ne olduğunu bilmediği için şaşırmış tabii. Çok merak ettim. Ayakkabı da ne ki? İlk defa duyuyorum. Hadi göster şu ayakkabıyı de denen ayakkabı denen şeyi. Meraklandım iyice, demiş. İki arkadaş salınarak yüzmüşler. Gölün mavi sularında ayakkabının olduğu yere gelmişler. Alabalık ayakkabının çevresinde birkaç tur yüzüp ayakkabıyı şaşkın gözlerle incelemiş. O bu olduğundan da bu ayakkabı yeniyor mu acaba diye içinden geçirmiş. Aklından geçeni sarı balığa sorunca sarı balık bülüp bülüp diye gülmüş.
Blüp diye gülmüş. Alabalık, neden gülüp duruyorsun? Komik bir şey mi sordu sarı balık demiş. Sarı balık, bu yiyecek değil ki alabalık. Annem söyledi. İnsanlar bunu ayaklarına giyiyormuş. Eskiyince çöpe atacaklarını buraya atmışlar diye yanıt vermiş arkadaşım. Alabalık çok telaşlanmış. Çok da korkmuş bu sözleri duyunca. Eyvah! Gölümüz kirlenecek. Şimdi bu ayakkabıyı gölümüzden atmalıyız demiş. Bu sırada sarı balık başını yukarı kaldırmış. Böyle de ne görsün? Kağıtlar, meyve ve sebze atıkları, şişeler gölün üstünde yüzüyormuş. Hey, alabalık, baksana yukarıya. Bunlar da ne böyle demiş. Alabalık yukarıya bakmış. Atıkları görünce endişe ve heyecanla arkadaşına seslenmiş. Bunların gölümüze ait olmadığı belli. İnsanlar çöplerini gölümüze atıyor. Hoplayıp zıplayıp suyun üstünde atıkları vurmaya başlamış. Sarı balık dayanamamış. Sakin ol alabalık demiş. Hemen gidip de diğer balıklara haber verelim. Gölümüz kirlenecek. Bir çaresini bulmalıyız. Alabalıkla birlikte diğer balıklara haber vermeye gitmişler. Bir süre sonra bütün balıklar çöplerin olduğu yerde toplanmış. Balıkların en yaşlısı ve en bilgini arkadaşlar, bu çöplerin yok olması için çok uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Gerekiyor diyerek söze tam başlamış ki sarı balık hemen araya girmiş. Pardon gençler. Hemen araya girmiş. Gölümüzün kirlenmesine izin vermemeliyiz. Bir şeyler yapmalıyız. İnsanlara sesimizi duyurmalıyız. Bilgin amca demiş. Bilgin balık, yapabileceğimiz tek şey çöplerin olduğu yerden uzak durmak. Çöpleri gölümüzden atamayız. İnsanları bizi anlayamaz. Minik sarı balık diye yanıt vermiş ona. Bütün balıklar başlarını önlerine eğip çaresizce oradan uzaklaşmışlar. Fakat sarı balık bir süre sonra oraya yine gelmiş. Çöpleri kıyıya doğru uzaklaştırmaya çalışmış ama bir türlü başarılı olamamış. Üzgün bir şekilde evine doğru yüzmüş. Her gün okuldan sonra çöplerin olduğu yerlere yüzüyormuş. Göldeki çöplerin arttığını görünce daha çok üzülüyormuş. Günler geçmiş, bir gün okula gittiğinde bazı arkadaşlarının okula gelmediğini görmüş. Öğretmeni Bay İstakoz'a sormuş. Öğretmeninden arkadaşlarının nasıl oldukları için okula gelemediklerini öğrenmiş. Okuldan sonra onları ziyarete gitmiş. Hepsi çok hastaymış, yüzemiyorlarmış. Sarı balık üzgün bir biçimde eve giderken gölün suyunun artık eskisi gibi masmavi olmadığını fark etmiş. Gördüklerini anne ve babasıyla paylaşmış. Ailece gölün daha temiz taraflarına gitmeye karar vermişler. Ama bir süre sonra gölün her tarafı kirlenmiş. Bütün balıklar gibi sarı balık ve ailesi de hastalanmışlar. Göl artık yaşanacak bir yer olmaktan çıkmış. Bütün balıklar gibi sarı balık ve ailesi de hastalanmışlar. Göl artık yaşanacak bir yer olmaktan çıkmış. Sularından etrafa kötü kokular yayılıyormuş. Balıklar gölü terk etmeye karar vermiş. Göle su taşıyan dereye doğru terk etmeyi karar vermişler. Göle su taşıyan dereye doğru yüzmüşler. Son bir çare olarak sarı balık göllerini terk ettikleri için çok üzgünmüş. Zaten hasta olduğu için öksürerek yüzüyormuş.
Dereye geldiklerinde sarı balık geriye dönüp göle bakmış. Artık göle dönmeleri imkansızmış. Gölde geçirdikleri güzel günleri, arkadaşlarıyla oynadıkları oyunları düşünmüş. Hüzünlenip ağlamış. Hayvanlar orkestrası. Vay varalım, sor soralım dedik. Rehber yaptık karıncayı. Ah, açtık dağları bayırları. Vardık arının evine. Küp küp bal vardı içeride. Başımı daldırdım küplere. Bal mumundan emzik yaptım. Dedem başladı ağlamaya. Koştum biçikten onu kaptım. Sus benim güzel dedem, gidiyorum sana emzik almaya. Sallan dur sağa sola, mışıl mışıl uyusana. Olmadı süt alalım, kazanda kaynatalım. İç doya doya. Masal kitabı da alacağım ben sana. Sen de geç bizi dinle bak çocuklar beklemede. Öğüt alacak hepsi. Gördün mü? Bak dedem. Bu çocuklar ne ki? Dedeciğim o. Olmamız mız? Dedeciğim olmamız mız? Hadi başladı masalımız. Evvel zaman içinde. Her hayvanın bir müzik aleti çaldığı büyük bir orman varmış. Ormanın her köşesinden müzik aletlerinin sesi geliyormuş. Geliyormuş ama her ses birbirine karıştığından ormanın her yanında dat, güm, pat, tıt tıt, lalal, lalala, fafa, fafa, fafa fa sesleri duyuluyormuş. Herkes bu seslerden şikayetçiymiş. Ama kimse de müzik aleti çalmaktan geri kalmıyormuş. Hiçbir zaman bir araya gelip müzik aleti gençler, bu bölümünde burada sonuna gelelim. 12 dakika olmuş. 13 dakikayı yayıyoruz. 1 dakika. Bye bye.